Kemal Bey, Efendim. iki farklı perspektif dinledik. İbrahim Usta der ki seçmen iktidara en az ekonomi konusunda güveniyor, ekonomi konusundaki güven azalıyor. Sayın Seyfettin Erdoğan da diyor ki iletişim ekibinde ciddi bir yenileme yapmaları lazım, ekonomide bir iletişim ekibi kurmaları lazım. Sorun işin iletişim kısmında mı, ekonominin kendisinde mi? Her ikisinde de. Yani şimdi bir kere Seyfettin Hoca'nın söylediği kesinlikle doğru. Zaten şu filmi başa saracak olursak nereden başladı bu sıkıntı? Hani İbrahim Hoca'ya da bu arada buradan selamlarımı, saygılarımı ileteyim. Uzun süredir görüşememiştik, bir araya gelmek nasip olmamıştı. Hiç olmazsa böyle de olsa görüşmüş olduk. Şimdi Teşekkür İbrahim ederim üstadım. Bey, yani İbrahim Uslu şeyden bahsetti. Problemin başladığı dönemden bahsetti, 2018 yılı diye. Şimdi o Rahip Brunson krizine işaret etti ama aslına bakacak olursanız şöyle bütün göstergeleri koyalım masanın üstüne. Bize Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında bir şeyler olduğunu gösteriyor. Şimdi aslına bakacak olursanız o dönem çok olumsuz bir dönem değildi. Yani Türkiye seçim belirsizliğini geride bıraktı. Yeni anayasaya göre bir hükümet kuruldu. İstikrarlı da bir hükümet. Yani hani değil mi? Bu zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişimi hep bunun için yapılmıştı. İstikrar olsun, işte kararlar daha çabuk alınsın, daha rahat uygulansın diye. Yani dolayısıyla normalde beklenen o dönemde göstergelerin biraz daha olumluya dönmesiydi. Biraz daha olumsuza döndü. 2018 Mayıs'ında Kübra Hanım Londra'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bloomberg tarafından organize edilen toplantıdaki konuşmasıyla başladı her şey çünkü. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu fikirlere yeni sahip olmadı. Ben kendisiyle çok uzun süre birlikte çalışmış bir insanım, biliyorum yani öteden beri bu fikirlere sahipti ama bu fikirleri ifade ettiği zaman çevresinde işte benim gibi başka arkadaşlar da efendim bu yani şu anda içinde bulunduğumuz gerçekliğe uygun değil. Bunların şu anda uygulanması yarar getirmez, ekonomiye zarar verir şeklinde somut verilerle durumu anlatıyor ve kendisini ikna ediyordu. O zaman zaman yine bu şekilde konuşuyordu Kübra Hanım. Fakat yatırımcılar şeye bakıyordu. Ya tamam yani neticede yani bunun iletişimini işte mesela Seyfettin Hoca dedi ya. Mesela iletişimini nasıl yapacaksınız bunun? Hani o zaman da mesela Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan'dı. İşte faizle ilgili ya da işte ekonomi yönetimiyle ilgili farklı görüşleri olurdu. Ama işte o dönem işte Sayın Babacan, Sayın Şimşek, Sayın Elvan, Sayın Yılmaz, Cevdet Yılmaz, bunlar hani siyaset alanında. İşte Durmuş Bey, Sayın Durmuş Yılmaz, Sayın İbrahim Çanakçı, ben yani bizler de bürokrasi alanında yatırımcılara şunu söylüyorduk. Ya diyorduk ki ya konuşan başbakan, siyasetçi, seçmene konuşuyor, seçmenden oy alması lazım. Ya demokrasilerde bu oyun böyle oynanır. Yani bir Ama tek... biz siz pratiğe bakın, Tabii pratikte ki. öyle Yani değil. hatta şeyi gösteriyorduk ya bakın Berlusconi'ye bakın mesela İtalya'da. Veya Sarkozy'ye bakın Fransa'da. Hani onlar da yani siz eleştiriyorsunuz Erdoğan'ı ama onların söylemleriyle Erdoğan'ın söylemleri arasında çok büyük fark yok. Siz uygulamaya bakın kardeşim, uygulamada bir problem var mı? Yok. Onlar da ya doğru diyorlardı. Yani neticede ya bu gerçekten böyle olur. Fakat Mayıs 2018'de Kübra Hanım o Bloomberg'ün Londra'daki toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı o zaman yatırımcılara dedi ki biz sistemi değiştirdik. Seçimi de ben kazanacağım. Seçimi kazandıktan sonra bu Merkez Bankası bağımsızlığı falan olmayacak. Ben ayrıca faizle enflasyon arasında siz de yanlış biliyorsunuz bu işi. Böyle enflasyon arttı diye faizi arttırırsanız bir sonuç alamazsınız. Çünkü faizdir zaten enflasyonun sebebi. Bugün zaten uygulamaya koyduğu Evet, politikayı bunu o gün anlattı. orada anlattı. Şimdi seçimi kazanınca Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı olup hükümeti kurunca bir de kendi damadını da Hazine ve Maliye Bakanı yapınca yatırımcılar dedi ki ya o zaman bu sistemde fren kalmadı. Şimdi hakikaten Sayın Erdoğan ne düşünüyorsa onu uygulayacak ve uygulamaya başladılar. Yani iletişimle iş bozuldu zaten ilk başta. Yani dolayısıyla Seyfettin Bey'in tespiti de, Seyfettin Hoca'nın tespiti de doğrudur.
İbrahim Bey'in tespiti de doğrudur. Neden doğrudur biliyor musunuz Kübra Hanım? Şimdi burada hani nasıl ölçeriz biz? Yani seçmen gerçekten toplum uygulanan ekonomi politikalarına güveniyor mu, güvenmiyor mu? Nasıl ölçeriz? Bunu ölçmenin... Dolara yani, bakarak, TL'ye bakarak. Tamam, öyle de bakıp ölçebilirsiniz. O Türk parasına güveni gösteriyor. Tamam. Burada bir tüketici güven endeksi diye bir şey var biliyorsunuz. Bu bütün dünyada kabul edilen. Türkiye'de de 2004 yılından beri hesaplanıp yayınlanan bir şeydir bu, seridir. Ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, yani devletin resmi istatistik organı tarafından hazırlanıyor. Keza sizin kardeş kuruluşunuz Bloomberg HT'de kendisi yine bir tüketici güven endeksi hazırlayıp yayınlıyor. Şimdi bakalım ne olmuş tüketici güven endeksinde? Çünkü dedim ya, ta 2004'ten beri yayınlanan bir hayli güvenilir bir endeks. Bu endekse baktığınız zaman bununla ilgili yapılmış çalışmalar da var. Şöyle bir şey var. Yani seçmenin tercih, siyasi tercihleriyle tüketici güveni arasında yakın bir korelasyon var. Tüketici güveni 90 seviyesinin altına düştüğü zaman genellikle bu şu anlama gelmiş. Toplum ekonomi yönetiminden memnun değil. Dolayısıyla da o dönemlerde gerçekleşen seçimlerde iktidar partisinin oyları çok belirgin bir şekilde düşmüş. Ne zaman mesela? 2009'da mesela. Ne zaman mesela? 2015 7 Haziran'da mesela. 90 dolayısıyla kritik bir eşik. Şu an kaç? Şu anda 71. Ciddi anlamda düşmüş diyorsunuz. Yani aralığı saymazsanız, aralıkta bunun altına düşmüştü. Aralığı saymazsanız bu endeks hesaplanmaya başladığı günden beri en düşük düzeyinde. İbrahim Bey, şu Ayfer Hanım'a da aynı soruyu sorayım. Şu soru şu. Şimdi dolar 18 liraya doğru tırmanırken iktidar şapkadan diyeceğim adeta kimsenin pek beklemediği bir mevduat hesap türü çıkardı. Sonuç evet 8 liralardaki dolar bugün artık 8-9'lar sırası şeyinde değil ama 18 lirada değil. 13,5'a sabitlediler. Evet. Bundan hareketle diyorlar ki bakın biz bunu nasıl yaptıysak, nasıl geçmişte IMF borçlarını kapattıysak, nasıl geçmişte enflasyon tek haneyi düşürdüysek bunu da yine biz yapacağız. Çok uzun bir vade de vermiyorlar. 2023 Haziran'da tek haneli enflasyon göreceksiniz diyorlar. Buna doğru bir gidişat olursa bu yeni ekonomik modelin ki az önce Seyfettin Bey ben onun doğru olduğuna inanıyorum dedi. Başarılı olacağına işaret etmez mi? Ya ortada bir ekonomik... Ve bu arada hani o güven endeksi de tekrar yükselir mi yükselmez mi? Ya şimdi ortada bir ekonomik model olsa kendisiyle tutarlı hani bu söylediğinizi ben konuşurum. Ama ya ben hatırlarsanız geçen programda hani ben bir ekonomik model falan görmüyorum. Yani hani neden görmüyorum? Şundan görmüyorum. Yani şimdi hem siz diyorsunuz ki işte Eylül'de, Ekim'de ya niye indiriyorsunuz bu faizi dediğimiz zaman işte canım işte faizleri düşüreceğiz biz. Rekabetçi kuru iyidir. İhracatı arttırır. Bir sıkıntı yok burada diye doğru. Başladınız işte. Şimdi bakın Aralık başındaki düzeyiyle aynı düzeyde gerçekten dolar kuru. Hı hı. Ama yani bu sadece kur korumalı mevduatın başı, yani şimdi kur korumalı mevduat iyi bir fikir o an için. Hı hı. O an için iyi bir fikir. Tıpkı 1994 Nisan'ında bütün bankalardaki mevduatlara TMSF garantisi vermenin zorunlu olarak iyi bir fikir olduğu gibi.